Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün hem göze hem mideye hitap edecek müthiş bir tuzla tavuk tarifiyle geldim. Tuzla tavuk tarifini Türkiye'deyken ablamlar bizim için hazırlamıştı. Biz çok beğenmiştik ve bu tarifi sizler için hazırlamak istedim. Almanya'ya geldikten sonra aklımda olan tarifi hemen yapıp denemek istedim. Yalnız tek sorunum vardı. İri salamuralık kaya tuzu bulmak çok zordu. Hem Türk hem de tüm Alman marketlerine bakarak salamuralık iri kaya tuzu bulamadım. Ben de daha sonra deniz tuzunun salamura inceliğinde olan tuzu ile denemek istedim. Ve sonuç mükemmel oldu. Biz çok beğendiğimiz için tarifi de ayrıca sizlerle paylaşmak istedim. Evet, daha fazla sizleri bekletmeden hemen malzeme listemize geçiyorum arkadaşlar. Her 1 kilo tuz için bir tane yumurta beyazı kullanacağız. Ben 3 kilo tuz kullandım ve 3 tane de yumurta beyazı kullandım. Tavuğumun ağırlığı yaklaşık 1800 gram geliyordu. Evet, büyükçe tepsime 3 kilo tuzu aldım. Salamura inceliğindeki deniz tuzumu aldım ve 3 tane yumurtanın beyazını da ekleyip güzelce hamur yoğurur gibi yoğurdum. Çok az da, yaklaşık bir çay bardağına yakın su ekledim. Evet, buradan sizlere yakın çekimden de göstermek istiyorum. Tuzumun inceliği bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deniz tuzu ama bu incelikte olması gerekiyor. Çok iri olmasın. Ve 3 tane yumurta beyazını ekledim. Tuzumu güzelce karıştırıp yoğurmaya başladım. Bu esnada arkadaşlar bir çay bardağına yakında su kullandım. Suyu, yumurta beyazını ve tuzu güzelce birbirine harmanladım. Yoğurdukça sıvılaşmaya ve belli bir köpükleşmeye başlayacak. O kıvamda olduktan sonra tuzumuz artık tavuğumuzu kaplamak için hazır hale gelecektir. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık bir çay bardağına yakın suyu da ekledim arkadaşlar. Yoğurmaya devam ettim. Daha geniş ve büyük bir leğende yoğurmanızı tavsiye ederim. Çünkü etrafa sıçramalar oluyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tuzumuz oldukça köpükleşti. Ve birbirine tamamıyla yapıştılar. Şimdi tam kıvamı. Evet, elde ettiğimiz tuzu arkadaşlar pişireceğimiz tepsinin tabanına yaklaşık 1-1,5 santim kalınlığında yayalım. Altına yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bastırarak tuzu yaydıktan sonra üzerine tavuğumuzu koy. Burada tavuğu arkadaşlar içerisine istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Biraz lezzetlendirmek için. Ben tavuğumuzun içerisine biraz kırmızı toz biber, karabiber ve biberiye ekleyerek güzelce içini ovdum. Ve tavuğumu ters çevirdim. Eğer bu şekilde koyarsak kaplama işleminde tuz içine girecektir ve aşırı şekilde tuzlanmasına sebep olacaktır. Bunun için tavuğumuzu bu şekilde ters çevirelim. Ve geri kalan tuzumuzla tavuğumuzu komple kapatalım. Hiçbir yeri açık kalmayacak şekilde. Evet, sadece bu kısım biraz uğraştırıyor. Tuzla her yerini kaplayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde iglo şekli veriyoruz arkadaşlar.
Hiçbir açık yeri kalmadı. En son olarak elimi ıslattım ve şöyle bir geçtim üzerinde. Bu şekilde de sıvama işlemini yaptım. Hiçbir yer açık kalmayacak şekilde tavuğumu kapattım. Ve yanına patates, soğan ve sarımsak koydum. Benim gibi bu şekilde soğan, patates, sarımsak kullanacaksanız altına yağlı kağıt koymanızı tavsiye ederim. Çünkü soğan bir müddet sonra suyunu bırakacak ve bu da tepsimizde yanık olmasına sebep olacaktır. Temizliği kolay olduğu için yağlı kağıt koyarsanız tepsiyi temizlerken temizlik açısından sizin için daha bir kolay olacaktır. Fırını önceden 180 derecede ısıttım. 180 derece ısınmış fırında önce derecesini 200 dereceye artırarak 1 saat boyunca pişirdim. Kiloya göre arkadaşlar pişme süresi değişiyor. Tabii siz bu pişirme işlemini Türkiye'de fırıncılarda da yapabilirsiniz odun ateşinde. Ama biz evimizde yapacağız. Burada öyle bir imkanımız olmadığı için evimizdeki fırınımızda pişireceğiz. Yaklaşık 1 saat 40-50 dakika arası tavuğum pişmiş oldu. Son yarım saat kala derecesini artırdım 220'ye, daha sonra 250 ve 300 dereceye çıkardım arkadaşlar, en son ısıya çıkardım ve toplamda 1 saat 50 dakikada tavuğum çok güzel pişmiş oldu. Pişme süresini daha fazla uzatmamanızı tavsiye ederim, yoksa tavuğunuz kuruyacaktır ve içinin suyunu kaybedecektir. Bu kez sulu sulu tavuk yememiş olursunuz. Bu yüzden süreye dikkat edelim arkadaşlar. Evet, bu esnada tavuğumuz pişerken ben pirinç pilavı, salata ve mezeler hazırladım. Evet, sizi de duyduğunuz üzere tuzumuz kaya gibi sertleşti. Kesinlikle elle çıkartmamız imkansız. Bıçak yardımıyla açacağız. Burada da biraz şov yapacağız. Eğer sizler de bu şekilde ateş yakmak isterseniz herhangi bir alkollü içecek, kolonya veya ispirto kullanabilirsiniz. Ama dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir bıçak ve çekiç yardımıyla tutturalım. Dikkatli bir şekilde tavuğumuzu içinden çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuğumuz çok güzel pişti. Ve kesinlikle tuzlu olmuyor. Tuzlar yapışmıyor. Gördüğünüz gibi hemen üzerine dökülen tuzları da elimizle üzerinden çekelim. Servis tabağına alalım. Patates, soğan, pilav ve hazırladığımız salatalar eşliğinde servis yapalım. Biz çok beğendik. Müthiş lezzetli oldu. Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğen ve yorumlarınızla bana destek olmanızı sizlerden rica ediyorum.
kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaşacağım yeni videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı tariflerde, farklı lezzetlerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.